Hakikat Çekirdekleri 75. Meclise. İmani meselelerde şüphe bir delili hatta 100 delili atsa da medlule irası zarar edemez. Çünkü binler delil var. Şimdi imani meseleler, imani meseleler, İslami meseleler birbirinden kuvvet alıyor. Mesela kaderle alakalı, misal diyorum, Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilmiyle alakalı bir meseleyi konuştuğumuz vakit, kalkıp da kendine göre, ya hocam konuştuğunuz bu şey yanlıştır derse, olur ki bilimsel olarak yanlış konuşmuşuz mesela. Olabiliyor yani bazen. Ama burada şunu anlayalım. Biz o bilimsel meseleyi konuşmuyoruz. O bilimsel meselenin bizim anlattığımız meseleye altyapısı, altyapı olması hasebiyle biz onu konuşuyoruz. Yani onun kendi zatında bir eksiklik varsa, bir sıkıntı varsa ya da bir bilim adamı doğrudur, başka bir bilim adamı onu yalanlamışsa o bizim davamıza zarar veren bir şey değil. Çünkü onu biz zaten alet olarak kullanıyoruz onu. Evet. Biz onu ispatmaya çalışmıyoruz ki. Bilim adamı değiliz biz. Ha, şimdi dolayısıyla Allah'ı anlatırken anlattı, dedi ki işte insanda büyüme hormonu şöyle şöyle. Şimdi adam diyor ki hocam burada yanlış yapıyorsunuz. Evet bazıları böyle söylediler ama şu değerli bilim adamları diyorlar ki böyle bir şey yok. Dolayısıyla sen anlattığın her şey yanlıştır diyemez ki. Medlul ne? İspat edilen zat, ispat edilen şey. Medlule irası zarar etmez bu. Niye? Çünkü binler delillerle zaten o ispatlanmış, delillenmiş olan bir hakikattır. Evet. Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği, bütün kainat buna delil. Vücudumuzun her tarafı buna delil. Kentteki bütün kanunlar buna delil. Bütün faaliyetler bir faile isnat etmesinin ortasında bütün faaliyetler buna delil. Yani kentte ne kadar fiil varsa, ne kadar sıfat varsa, ne kadar hareket varsa, ne kadar sükunet varsa, durmalar varsa. Hepsinin arkasında, değil mi, fiil faizsiz olmaz kaidesiyle bir fail vardır. Şimdi ben kalkıp da bir bilimsel meseleyi anlatırken, o bilimsel meseledeki herhangi bir yanlışlık bu meseleye ne yapmaz? İrası zarar etmez. Niye? Çünkü sadece bir delille bağlı değil ki. Yani misal diyorum bir lamba var. Bir tek şeye bağlı, ipe bağlı. İpi kopardın, lamba düştü. Tamam da o böyle bir lamba değil ki. Böyle bir lamba ki milyon tane şey var, ip var. Milyon ipe bağlanmış. Bir tanesi sana göre de kopmuş. Kopsa kopsun. Bir milyon delilin tuttuğu bir lambaya kesinlikle zarar vermez o bir ipin kopması ya da kopma ihtimalinin olması. Evet. Şimdi tekrar bunu şey yapalım. İmani meselelerde şüphe bir delili hatta 100 delili atsa da 100 tane ipi koparsa da meddule yani delil getirilerek ispat edilen şeye irası zarar edemez. Zarar vermiş olamaz. Çünkü binler delil var. Ahiretin varlığına. İşte diyor ki her bir şey iki tarafa açılır pencere gibi. Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine delil olduğu gibi haşrin vukuuna da bir delildir. Değil mi? Evet. İman meseleleri birbirini teyit eder diyor mesela. Şimdi bir insan Allah'a inandı mı o zaman Allah'ın kitaplarına da inanacak. Niye? Çünkü oradan baktığın vakit Allah'ın kitaplarının gönderilmesi haktır, hakikattır, maslahattır, faydalıdır, ilahi şefkattir mesela. Peygamberler, zaten peygamberler bütün kuvvetleriyle Allah'ı anlatıyor. Allah da böyle zatların vasıtası ve vesilesiyle insanlarla, kullarıyla elbette konuşmayı irade eder. Bunu delillerle Üstadımız Risale-i Nur tarifinde getiriyor. Evet. Allah varsa melekleri de vardır. Allah varsa ahiret de vardır. Allah varsa her yerdeki plan ve program ona dayanır. Elbette kader de haktır. Şimdi dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul ettin mi? Bu temeldir. Bina onun üzerinde ne yapılır? Bina edilir. Herhangi küçük bir delil sana göre bir basitse ya da yoksa ya da yanlış bir delilse bu Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve bildiğine ve sair iman hakikatlerine ne yapmaz? Zarar getirmez. Bize böyle bir şey getiriyor ki nokta-ı istinad. Siz sağlam yerdesiniz, evet. Kuvvetli yerdesiniz. Size gelen itirazlardan dolayı da sizin kuvve-i maneviyeniz kırılmasın diye Üstadımız ayrıca ehli iman tarafını da cephesinde kuvvetlendirmiş oluyor. Ama işte bazen böyle şüphe nedeniyle bir kıl dağı setredebiliyor. Yani gözüne gelen bir kılla, bir kıl kadar şüpheyle dağ gibi delilleri görmeyebiliyor insan. Görmeyebiliyor. Normal insan böyle. Evet. Ama bu dersi okuyan birisi onun kıl olduğunu anlar, onu güzel bir şekilde süpürür, ondan sonra ayıklar, arkadaki koca dağın bütün delillerini de bütün çıplaklığıyla görmeye çalışır. İşte Risale'nin faydası bu.
Yani senin okumayan insanlara da böyle bir cümle bile ne yapıyor? Duymuşsa birisinden ona güzel bir şekilde kuvve-i manevi oluyor. Evet, Allah razı olsun.